Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Aslanlar Hırdavat Süha Tarım'da Süleyman Bey ile birlikteyiz. Önce Süleyman Bey'in kendisini, daha sonra da firmasını tanıyacağız. Merhaba Süleyman Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Kısacası tanıyabilir miyiz? 26.02.1970 Gazipaşa doğumluyum. Evet. Daha önce ha sektöründeydik biz. 1995'ten 2012'ye kadar orada Gazipaşa'ya hizmet ettik. Ondan sonra bu sektöre atıldık. 2012'den beri de bu işi yapıyoruz. Fail olarak devam ediyoruz. Peki Süleyman Bey, firmanızın kuruluş ve gelişim aşamasından bizlere bahsedecek olursanız neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? 2012 yılında başladığımız zaman bizim hedefimiz Gazipaşa çiftçisine hizmet etmekti. Evet. Elimizden geldiği kadar naylon sektöründe, motor sektöründe, işte çapa sektöründe, damlama sulama sistemlerinde hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizi de arttırarak devam ettiriyoruz. Peki ne tür ürün gruplarınız mevcut? Bizde sitil, evet, sadal olarak geçiyor. Hı. Taral çapa makinesi, Anadolu Motor, Bartek, Beybolat, bu tür motor, Solax, bu tür firmaların mallarını satıyoruz. Naylonda da Bereket, İthal Solplas, İthal Jinigır naylonları satıyoruz. Böyle hizmet sunmaya çalışıyoruz çiftçilerimize. Peki bu ürün gruplarınızı hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Alanya, Gazipaşa, Anamur. Evet. Peki bu kadar başarılı olmanızın bir hikayesi muhakkak var. Az önce de bahsettiniz. Evet. Peki bunun bir de arkada çalışan ekibiniz var. Ekibinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz ve kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Önce dürüst ve kişiliği düzgün olan insanları seçiyoruz. Evet. Maaş verirken de çalışmasına göre maaş veriyoruz. Evet. Peki firmanız müşteriler tarafından neden tercih ediliyor ve edinmeli? Bu insanlar güvenilir oldukları için, kaliteli insanlar oldukları için onun için bizi tercih ediyorlar. Ayrıca bütün ürün gruplarımızı müşterilerle hızlı bir şekilde yerinde ve zamanında teslim ediyoruz. Ve kaliteli malları sattığımız için de tercih ediliyoruz. Evet. Bir de güvenilir kişiler olduğumuz için de ayrıca insanlar bizi şey yapıyor. Yani müşteri memnuniyeti sizin için çok önemli. Tabii ki önemli. Peki firmanızın gelecek hedeflerinden ve planlarından bahseder misiniz? Çünkü gün geçtikçe büyüyen bir firmasınız ve röportajımız öncesinde bahsettiğiniz sadece burayla sınırlı kalmayıp yeni bir şube daha açıyorsunuz. Şimdi ekte yanı başımızda 4 katlı kendimize bir iş hanı, evet, yaptık. İş sektörümüzü daha geliştirmek için, daha iyi hizmet verebilmek için. Mesela naylon makinesi kurmayı düşünüyoruz. Yani daha iyi hizmet vermek için. Ayrıca orada iş yerimizde daha da çeşidimizi genişleterek müşterilerimizin memnuniyeti için daha sağlıklı, daha hijyenik, daha güzel hizmet verebilmek için çeşitlerimizi arttırmayı düşünüyoruz. Yani teknolojiyi yakından takip ediyorsunuz. Son teknoloji ürünler yeni iş yanınızda mevcut olacaktır. Tabii, kesinlikle. Diyebilir miyiz buradan bizi izleyenlere? Daha otomasyon sistemleri, evet, geliştirerek seralarda olsun. Onları orada düşünüyoruz mesela. Peki Süleyman Bey, ne, evet, tür sektörel sıkıntılar yaşıyorsunuz ve bu sıkıntılara getirdiğiniz çözüm önerileriniz nelerdir? Bizi izleyenlere bahseder misiniz? Şimdi özellikle devlet büyüklerimizden şunu istiyoruz. Son aylarda bu özellikle naylon sektöründe ham madde artışları çok afaki derecede yükseldiği için devlet büyüklerimizden buna bir el atılmasını istiyorum. 15 liralık naylon 30 lira oldu. Evet. Bunu mesela devlet büyüklerimize bunu iletelim. Öyle sıkıntılarımız var. Mal tedarik konusunda sıkıntılarımız var. Pandemiden dolayı. Evet. Bunların hızlandırılmasını istiyoruz. İstediğimiz mallar istediğimiz zaman gelmiyor. Tedarik edemiyoruz. Peki son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz?
Size hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Bizleri tercih edip buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Gazipaşa halkı, Gazipaşa Anamur ve Alanya çiftçileri bizi tercih ettikleri için Allah razı olsun hepsinden. Hepsinden teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Evet, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Süleyman Bey'in verdiği bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.